İşimizden memnunuz. Severek yapıyoruz. Tekrar dünyaya gelme şansı yok. Ama hani derler ya, bir daha gelsen ne iş yapardın? Sarhoşluk yapardım. Sarhoşluğu seviyorum, severek yapıyorum. Benim ismim Zafer Güzlek. Kahramanmaraş 1-1-60 doğumluyum. Sarhoşluğa başlamamız, dede mesleğimiz bu bizim. Dedem 69'da rahmetli oldu. Ben 66'da geldim çarşıya. Çocuktum yani, 6 yaşındaydım ilk geldiğimde. Ustamız babam, yani dedemden çalışmadık biz. Babam iyi bir ustaydı. Sarhoşların başkanıydı, eskiden Sarhoş çokmuş. Sene 1946'da Maraş'taki atlı birlikten arabalı birliğe dönünce 46'da olan malzemelerden, hatta babam da almış askeriyeden satılan mallar, yani hayvan malzemelerini. 50'de askerden gelen bir saracı abimiz anlatırdı. Sarhoşluk bitmiş diye sarhoşluğu bırakmış. Şapkacılığa başlamış o zaman. O da rahmetli oldu. Çok oldu. Yıllar oldu. Depremde de oğlu, devam eden oğlu rahmetli oldu hanımıyla. Bizde bir tabir var. Yani usta oğlu çıraklı gitmez derler. Ama çıraklı zaten çocukluğunda babasının dükkanına geldiği için, biz ilk geldiğimiz yıllarda dükkana işte gelen misafire veya babamıza veya bulunanlara su getir, çay söyle, işte şunu getir, şunu götür gibi işlerle işi görmüş oluyorsun, yapmış olmuyorsun. 69'a kadar böyle devam etti. Tabi bizim bu arada ilkokula da gidiyoruz. 72'de ben dezgaha oturdum, çalışmaya başladık. Yani sarhoşluk etmeye başladık. O zaman ortalama şöyle bir düşünürsek 30-40 tane kadar sarhoş vardı. Dükkan olarak da 12 falan dükkanda 30 tane kadar, 30 küsur sarhoş vardı 70'li yıllarda. Biz de işte o 72'de direkt tezgaha oturup çalışmaya, sarhoşluğa başlamış olduk. Abim elektrikçiydi benim. Bizi de elektrikçiliğe verdiler. Yani sarhoşluk aslında yok diye. Ama biz bu arada kendi işlerimizi, dükkanımıza gelip işte herhangi bir bıçak kılıfı gibi, buna benzer şeyleri, bileklik gibi işleri kendimiz gelip yapıyorduk. Yani işi bellemiştik çok çalışmasak da, çünkü dükkanımız bizimle olunca. Sonra askere gittik geldik, elektrikçiliğe devam etmedik, geri buraya döndük. Biraz çalıştık, tekrar ara verdik. 95'ten beri de kalkmadan çalışıyoruz. Yani bu işi yapıyoruz. Memnun muyuz? Memnunuz. Bizim sıkıntımız yok. Hiçbir iş çalışanı olduğu müddetçe alıcısı bitmez, bulunur. Bir de rızık verici Allah. Nerede çalışırsan rızkın oradan gelir. Bizim rızkımız da buradaymış. Döndük dolaştık. 95'te geri geldik, oturduk. Sarhoşluk yapıyoruz. Sarhoşluk aslı geniş olan bir meslek. Aynı ince kuyumculuk gibidir. Sarhoş hayvan malzemesine bir nal ve semer yapmaz. Yük taşımak için kullanılan semeri ve ayağına çağınan nalı yapmaz. Gerisinin hepsi binek eğerleri dahil sarhoşlar yapar. Deriyle yapılan aslında her işi yapar. Başta söylediğim gibi, yani döşemecilik bile aslı sarhoşluktan geçmedir. Sırmacılık sarhoşluktur. At başlıkları ve eğerlere yapılan süslerden başlamıştır. Maraş sırma işi denen sırmacılık sarhoşların mesleğidir aslı. Ama zaman içinde ayrılmış. Bugün bayanlar yapıyor. Sırmacı erkek hiç kalmadı bizim bildiğimiz. Diğer deriyle yapılabilecek el işi olan her şeyi biz yapıyoruz. Buna kapısalık dediğimiz cami kapıları da dahil. Burada Abdülhamit Han'da var, Kırıkkale'de var, Yozgat'ta var yaptığımız, Adıyaman'da var, Giresun Bulancak'ta en son oraya yaptık. Çok eski camilerde otantik görüksün, eskiyi anımsatsın diye yapılıyor. Cami deri kapısının asıl mantığı içeriye soğuk ve sıcak girmesin. İstenmediği anda işte, yani bir böcük, her haşerat girmesin diye kapıyı çıkıldığında kendi kendini kapatan bir malzeme, bir perde aslı. Ama deriden. Bugün çeşitli tekniklerle işte içeriye sineğin bile girmesine engelleyen hava akımı perdeler var. Ama bu eski camilerde yine yapılıyor. Niye? Eskiyi anımsatsın diye. O yeni teknikle yapılmıyor. Ondan dolayı bizim iş alanımız geniş. Biz de ince bir sarhoşuz. Yani sarhoşlukta sadece hayvan malzemesi üzerine eğer veya koşum takımları üzerine değil, deriyle yapılan her çeşit şey. Yani bugün çeşitli bilek kılıfları, muska kapları, telefon kılıfları, tabanca kılıfları, çeşitli işte bilgisayar kılıfları falan. Yani hem bozuk para için hem tüm para için Osmanlı modeli cüzdan vardı. Bunu yapardık eskiden, şimdi yapılmıyor. Çeşitli hayvan malzemelerinin her çeşidini yapıyoruz. Koşum takımları. Ama yaşlandık. Kabul etmek lazım. Eskisi gibi çalışmıyoruz. Yerimizde bir oğlumuz var. Kısmen o yapıyor. Bizim meslekte de bir şey daha var ki, yani arkadan gelenin dezgaha oturması için önden babasının çekilmesi lazım. Ya eve gidip gelmeyecek
ya rahmetlik olmuş olacak. Yani biz de babamız yaşadığı müddet 3 aşağı 5 yukarı hastalanıp dükkana gelmez oluncaya kadar tezgaha oturmuyorduk. Yani geldik 95'te oturduk. Gene hep tezgahtar gibi duruyorsun. Ama işi görüyorsun, işi öğreniyorsun, sen yapamıyorsun. Çünkü baban var, sen kalk da ben yapayım gibi bir şey olmuyor. Bugün de bizim için öyle. Kısmen ben fırsat versem de yapılsa da ama genelde gelen işler, sipariş üzerine olan işleri biz yapıyoruz. Biz bir eğer satmıştı babam. O zaman bahşişin adı şadenlikti. Yani bahşiş denmezdi. Hem mi şadenliğimizi verici dedim. Babam utandı yani. Niye yapayım oğlum der gibi. Tabii bu biz komşularda da öyle gördüğümüzden çıraklarda biz de sonuçta bu dükkanın sahibinin olduysak çırak olduğumuz için böyle bir bahşiş istemiştim. Adam da verdi. Gerçi o gün öyle aklıma geliyor yani belki 25 kuruş belki 50 kuruş bilmiyorum kaç kuruşsa. Yani eskiden bir köylü semeri varsa hayvanın eğer alamazdı. Ondan idare eder, bir minder atar. Şimdi bir eğer işte bugün çok hayat pahalandı da böyle olmasına rağmen 1500-2000 lira ama niye 2000 lira niye ki benim de bir rahat rahat benim deyip alabiliyor. Bizim işimizin genel manada kıymeti yok. Ama rızık verici Allah biz helalinden kazanmaya uğraştığımızdan Rabbim de azımıza çok bereket veriyor. Sıkıntımız yok, çalışık. Ha bu arada sıkıntımız yok derken tabi trilyoner diyalık ama ekmeğimizi yiyik. Perişan diyalık. Emekli olmuşuk. Emekli maaşımız da var. Burada hala çalışıyoruz işte 64-65 yaşamıştık bir şekilde. 64'e girmişiz. Çalışıyoruz. Gelip gidiyoruz her gün.